Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta İstanbul'da iki büyük fuar vardı. Bunlardan biri mobilya sektörünü buluşturan İMOK Mobilya Fuarı'ydı. Biz de fuara gittik ve ofis mobilyaları alanında sektörün en iyilerinden olan Doxa'nın standına konuk olduk. Haberi birlikte izliyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarlarından birisi olan İMOB'dayız. İMOB'un aynı zamanda bir özelliği var. Türkiye'deki ve dünyadaki mobilyacıları bir araya getirmesi en büyük özelliği. Ve İMOB'da Çanakçılar Grubu'nun bir şirketi olan Doxa'nın standındayız. Yanımızda Çanakçılar Grubu'nun yönetim kurulu başkanı, Doxa'nın başkan yardımcısı Hakan Çanakçı ve Hakan Çanakçı'nın daha doğrusu Doxa'nın en büyük partnerlerinden bir tanesi olan İran en büyük ofis mobilyası firması Vana'nın yönetim kurulu başkanı İmat Bey var. Bir merhaba diyelim. Bakalım Doxa'yla Vana'nın işbirliğinde neler var? Efendim merhabalar. Merhaba. 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 Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doxa'yla Vana'nın işbirliği ne zaman başladı? Bugünlere nasıl geldi? Bir önce sizden dinleyelim. Biz İmat Bey'le yaklaşık 10 sene önce ben bir Erbil ziyaretimde tanışmıştık. Evet. Daha sonra zaten kendilerinin Türkiye'yle çok büyük ticaret hacimleri var. Bizleri ziyaret ettiler. Yaklaşık 5-6 seneden beri de beraber çalışıyoruz. Kendileri zaten kendi işlerinde inanılmaz derecede profesyoneller. Kesinlikle ben de Irak'taki günlerimde şahitim onlara. Şahit olmuşsunuzdur siz de. Evet. Çok güzel bir showroom yaptılar orada. Çok güzel de bir açılış yaptılar. Bizler de kendilerini bu konuda tebrik ettik. Elimizden gelen destekleri verdik ama gerçekten onlar ki zaten gereken her şeyi yapıyorlar orada. Bizi de çok güzel temsil ediyorlar. Bizim partnerliğimiz yaklaşık işte bir 10 sene oldu ama inşallah bir 10 sene, 15 sene, 20 sene daha çocuklara kadar devam edecek yani. Bana ve Doxa olduğu sürece devam etsin diliyoruz. Peki İmat Bey, siz neler söylersiniz? Siz İran'ın en büyük ofis mobilya firmasınız. Türkiye'nin en büyük firmalarından. Söylüyorlar. Ben şahidim, ben orada gördüm. Biz söylemiyoruz, biz millet böyle söylüyor. Evet. Peki bu kadar büyüksünüz ve Türkiye'nin en büyük markalarından Doxa'nın da aynı zamanda partnerisiniz Irak'ta. Doxa Irak'ta nasıl? Evet, Doxa Irak'ta çok güzel. Malları da şu anda bundan 5 dakika 10 dakika önce Hakan Bey'den konuştuk. Evet. Malları güzel, modelleri de güzel. Maşallah iyi satırıyor. Doxa ile biz çok memnunuz. Sıkıntımız da yoktur. Kaç senedir çalışıyoruz. Abi kardeş gibi. Malları da güzel. Evet. Niyet temiz niyetten geliyor. Her şeyden mükemmel. Biz çok memnunuz. Onların ticaretiyle, onların desteklemeyle, her şeyle. Şu anda büyük bir projemiz var. Acil. Musul'da bundan önce Hakan Bey'den, arkadaşlardan konuştuk. Musul'da bir şube açıyoruz. Vana'nın konsepti. Musul'da 2 aydan sonra açılışıdır inşallah. Evet. Hakan Bey'inle de konuştuk. Büyük projemiz de var Erbil'de. Tabii bu böyle proje, Irak'ta böyle proje yoktur. Türkiye'de de böyle proje yoktur. Yani ofis mobil. Bunu düşünmüyorum zaten yani bu evet. Projenin. Yeni bir yatırımı var İmat Bey'in. Evet. Kendisi anlatsın ben de. Evet. Bir büyük yatırımımız var Erbil'de. 36 bin metre kare evet. Showroom. 36 bin metrekare showroom. 36 bin metrekare bir showroom yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Hakan Bey'in de konuştuk. Bütün firmalar, ofis mobilyalar, bütün haberleri var, şeyler var, evet. Konuşuyoruz. 90'ın da yeri hazır mı orada efendim? Tabii, 90. En başta değil mi? Evet, en başta, evet, evet. Hakan Bey, gördüğüm kadarıyla bu fuar sizin için bir böyle level atlama dedikleri gibi bir fuar olmuş çünkü tarzınız değişmiş, fuarın standı bile değişmiş, mobilyaların tarzı değişmiş. Bununla ilgili neler söylersiniz? Biz tabii yaklaşık 10 sene önce başladık zaten mobilya yolculuğumuza, evet. Ofis mobilyası yolculuğumuza. Tabii bu dönemde de kendi yatırımlarımızla, kendi çizgimizle bir yere kadar geldik. Bundan sonra da tasarımcıların destekleriyle kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada da bu sene 5-6 model yeni bir tasarım anlayışımızla, yeni tasarımcı arkadaşlarımızla modellerimizi çıkardık. Tüketicilerin beğenisine sunduk. Bakalım önümüzdeki senelerde de aynı çalışmalarımız devam edecek. Bu çizgiyi devam ettirmeye çalışacağız. Zaten o eksikliklerimizi de bir şekilde konuşuyoruz. Sektörün çok içindeler, dünyayı takip ediyorlar. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Eksiklikleri bir şekilde tamamlayıp
yeni ürünlerle yeni sadece Türkiye'de değil yurt dışında da fuarlarda buluşmak istiyoruz yani. Peki Doksan'ın ihracatında Vana'nın nasıl bir payı var? Yani onlar bizi her gün geliştiriyorlar zaten. Yani hem verdikleri tavsiyelerle hem de konuşmalarımızda sağ olsun yakın dostluklarıyla. Bizim tabii sadece iç piyasaya değil dışarıya da açılmamız gereken noktalar var. Tasarımsal olarak da, ürün olarak da, şirket olarak da. Bu anlamda sağ olsun onların da destekleriyle gerçekten güzel yerlere geldik. Ben kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Hem bize değer katıyorlar hem de bize örnek oluyorlar. Türkiye'deki birçok şirkete örnek oluyorlar. Şirketlerinin kurumsallaşması, yaptıkları showroomlar, ürünlerin sergilenme şekilleri, yaptığı açılış da keza siz de gerçi şahit oldunuz. Evet, biz de oradaydık ve inanılmaz showroomlar gördük, showroomlarını gördük ve bir depoları var. Gerçekten çok büyük markaların depoları gibi birebir aynı. Aynen, zaten raf sistemli inanılmaz büyük güzel depoları. Gerçekten çok sistematik çalışıyorlar ve bu sistematik çalışma da onlara başarıyı getiriyor esasında. İmad Bey gibi vizyonda çok açık biri olunca tabii şirketin başında gerçekten herkese örnek olacak bir şirket. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ ol, teşekkürler. Senlere de teşekkür ediyorum. Bütün Vana Holding'in adına sen bizim açılışımıza devamlı geliyorsan, gidiyorsan. Biz güzel olanı her şeyin yanındayız. Evet, her şeyini tanımak yapıyorsan Erbil'e, bütün şehirlere, hasen Türk firmalarına hakikaten onlara da çok iyi bakıyorsan gelin, bu böyle firma burada var, böyle var, böyle var, siz de gelin burada iş yapın. Ufuklarını, önünlerini açıyorsan bütün Türk firmalarına tebrik ediyorum. Bütün firmaların, Türk firmaların adına ben sana tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun.